Hepinize yeniden merhaba. Biliyorum biraz şikayetçisiniz. Sinema sektörü üzerine düşüncelerimi paylaşmıyorum artık diye. Yeni film eleştirileri yapmıyorum diye ve bunları YouTube'da sizlere sunmuyorum diye. Biraz sistemkarsınız. Takipçilerimden bu konuda bazı eleştiri yorumları alıyorum. Yeni yaptığımız bir oluşum var biliyorsunuz. Oyuncu arkadaşlarımla birlikte yaptığım bir binlerce kez özür dileriz programı var. Ona biraz yoğunlaşmıştım son bir ayda. O yüzden burası biraz sekteye uğradı. Ama emin olun bundan sonra her hafta en az bir sinema videosu ya film eleştirisi ya da sektör üzerine düşüncelerimden ibaret olacak. Mutlaka gelecek. O yüzden gönlünüzü ferah tutun ve bu videoyu da bir özür olarak kabul edin. Bugünkü konumuz ünlü yönetmen Roman Polanski'nin bitmek bilmeyen skandallarından birisi. Ama bu kez skandalı yaratan Roman Polanski değil, onu protesto eden, alev almış bir genç kızın portresi filminin başrolünde izlediğimiz Adel Hanel. Biliyorsunuz Sezar ödülleri dağıtıldı geçenlerde ve Roman Polanski de sanırım en iyi uyarlama senaryo ve en iyi yönetmen dallarında adaydı. En iyi yönetmeni aldı. Bu kadın oyuncu onun ödüle aday gösterilmesini ve kazanmasını gerekçe göstererek, söylenerek, protesto ederek salonu terk etti. Sanırım yanında da senaristi ya da yönetmeni vardı tam emin olmamakla birlikte. Madame la présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin. Onun bu çıkışını haklı bulanlar oldu. Bunun bir PR çabasına yönelik bir çıkış olduğunu, madem protesto edecekti, törene hiç katılmayabileceğini, protestosunu bu şekilde gerçekleştirebileceğini düşünenler var. Törene katılmakla ve protesto edip salonu terk etmekle çok iyi ettiğini, böylelikle bir farkındalık yarattığını düşünenler var. Aslında burada tartışmamız gereken Adel'in tutumu değil. Çünkü ortada ciddi bir suç var. Polanski'nin üzerine yöneltilen ciddi suçlamalar var. Tecavüzcülük ve pedofili gibi. Çok ciddi. Toplum vicdanını yaralayan şeyler bunlar. O yüzden Adel onu istediği herhangi bir şekilde protesto edebilir diye düşünüyorum. Herhangi bir samimiyet sorgulaması içine girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet olabilir. Gerçekten de politik doğruculuk pek çok sahtekarın işine yarıyor. Kendi reklamlarını, PR'larını yapmaları için aslında olduklarından daha farklı, daha ideal insanmış gibi görünmelerine yardımcı olduğu için bunu kullandıklarını görüyoruz, ediyoruz ama burada samimiyet sorgulaması yapmak yerine tartışmanın ikinci evresine geçmek lazım ki o da şu anda sosyal medyada özellikle Twitter'da tam gaz devam ediyor. Bir insan sanatçı olduğu için suç işleme ayrıcalığına sahip midir? Ya da çok iyi bir sanatçıyı işlediği suçları sırf bu yüzden yani bir sinema dehası olduğu için affetmeli miyiz? Onu ayrı mı değerlendirme? Ya işlediği suçları ayrı, yaptığı sanatı ayrı mı değerlendirmeliyiz gibi tartışmalar dönüyor. Bu tartışmaya benim de arkadaşlarım katılıyorlar fikirle. İnce bir konu. Açıkçası ben tam olarak ne düşündüğümü dahi bilmiyorum bu konuda ama yine de kendi vicdanımdan çıkan sonuç şu oldu. Bence toplumda hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı yok. Ama bu suçla yüzleştikten, pişman olduktan, özür diledikten ve toplum nezdinde aklanacak o vicdanı rahatlatacak cezayı da çektikten sonra o kişinin sanatını doğru bir şekilde yeniden eleştirmeye, tartmaya devam edebiliriz. Roman Polanski benim çok sevdiğim bir sinemacı. Hatta sinemasını en sevdiğim insanlardan biri. The Pirates diye çok eğlenceli bir film vardır. İşte Korkusuz Vampir Avcıları, Fearless Vampire Hunters diye yine bayıldığım bir filmi vardır. Piyanisti zaten neredeyse tüm yaşlar bilir. Yeni nesil seyircinin de çok sevdiği bir film var. Rosemary'nin Bebeği var. Repulsion var. Tiksinti inanılmaz bir filmdir. Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden biri Chinatown. Muhteşemdir. Hepsi bu sinemacıya ait işler ama bu aynı zamanda onun bir pedofili ya da tecavüzcü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Geçmişinde büyük trajediler yaşamış biri. Eşi Sharon Tate bir tarikat tarafından hamileyken
vahşi bir şekilde kendi evlerinde katledildi. Bununla çok uğraştı. Bunun travmasıyla çok uğraştı. Ama dediğim gibi insanların geçmişte yaşadıkları acılar da gelecekte çektirdikleri acılara bahane değildir. O zaman Alman toplumunu ve Hitler'i de Yahudilere çektirdiği için anlamamız gerekiyor. Böyle bir empatiye hiç gerek yok. Burada zannederim toplumu Roman Polanski konusunda rahatsız eden şey şu. Bu kadar iyi işe rağmen onu böyle tartışmalı bir sinemacı haline getiren şey şu. Bunlarla ilgili toplumun vicdanı rahatlamış değil. Yani Roman Polanski Amerika'ya gitse şu anda hemen şeyde havaalanında tutuklayacaklar. Ya da dünyanın başka bir ülkesine gidemiyor. İsveç'te sanırım mahkum edilmişti bir yerlerde. Ama Fransa'da rahat. Bir de bu rahatlığın üzerine adam böyle sinema yapmaya devam edip bir de adaylık alıp adaylık almakla da kalmayıp ödüllendirilince de en iyi yönetmen ödülünü aldı. Daha ne versinler? Hak etti mi? Olabilir. Dediğim gibi adam dahi bir sinemacı ama bir yandan da insanlar ona baktığı zaman bir tecavüzcüyü görüyorlar. İşte o görüntünün kafalarından silinmesi lazım. Bunu da sağlayacak olan Roman Polanski'nin kendisi. Ben toplumun çok acımasız bir yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Siz eğer karşılıklı bir özür dileme, pişman olma ve cezaya razı olma eğilimine girdiğiniz zaman toplum da hızlı bir şekilde sizi affetme refleksi gösteriyor. Ama yani ben yapmadım diye inkarcılığa devam ederseniz o zaman o vicdandaki suçlu olma haliniz devam ediyor. Mesela O.J. Simpson muhteşem avukatı sayesinde tutuklanmadan özgür bir adam olarak hayatına devam etti ama hepimiz biliyoruz ki bütün Amerikan kamuoyu biliyor ki eşini o öldürdü. Dolayısıyla yani çok da böyle bir tespit yapmış gibi olmayayım ama yani bu konuda izlediğimiz filmlerde bile aslında suçunun o olduğu açık bir şekilde ima edilir. Yani ve hayatın sonuna kadar bununla yaşamak zorunda, utanmak zorunda bundan. Eğer yüzleşebilseydi ve cezasını çekseydi bu böyle olmayabilir. Şunu da biliyorum. Sanatçılar ideal insanlar değildir. Hatta ideal insan olmaya en uzak insanlardır sanatçılar. O ruhtaki, içteki sıkışma, delirme hisleri zaten açığa çıkar ve sanat olarak bize döner. Hani acılarımızdan sanat eğileceğiz diye bir cümle bile var. O yüzden sanatçıların toplumda çok ideal insanlarmış gibi davranmalarını beklemiyorum ben. Ama bu kadar uç suçlar işleyen insanların da cezalandırılmadan rahat bir şekilde dolaşabilmeleri söz konusu değil. Zaten dolaşamıyorlardı. İşte Adele gibi biri çıkıyor. Aslında kim olduğunu topluma yeniden hatırlatıyor. Ve bizi bu konuyu tartışmaya itiyor. Bu arada şunu da söyleyebilirsiniz. Yani Türkiye bir ateş çemberinden geçiyor. Sınır ötesinde operasyonlar düzenliyoruz. Bu tarafta Yunanistan sınırına bir sürü sığınmacı yığılmış şekilde bebeklere gaz bombası atılıyor. Bir sürü acı dram yaşanırken senin derdin Roman Polanski'nin kaç yıl önce kime tecavüz ettiği de şimdi Adele'in onu protesto edip etmediğimi diye düşünebilirsiniz ama hepimiz işimizi yapıyoruz. Yas tutmanın farklı biçimleri var ve inanın bizim de içimiz kanıyor ve bu açıklamayı yapmaktan da üzülüyorum aslında. Mesela Ahbap platformu var Haluk Levent'in başında olduğu. Onlar çok güzel işler yapıyorlar. Muhtaç insanlara el uzatıyorlar. Onlar şu an Yunanistan sınırında zannederim bebek bezi ya da yiyecek çocuklar için bir şeyler dağıtıyorlar. Bu bile eleştirilir hale gelmiş. Biz merhametli bir toplumuz. Bence bu konularda biraz daha dikkatli olmalıyız. Hele Haluk Levent gibi doğru insanları, doğru şeyler yapan insanları hiç gücendirmememiz gerekiyor. O konuda çok çok daha fazla dikkatli olmalıyız. Hayat devam ediyor. Umarım başka şehitler vermeyiz sınır ötesindeki operasyonlarda. Umarım savaş bir an önce bizden uzaklaşır. Umarım sığınmacılar mutlu oldukları yerde yaşamaya, çocuklarını güzel bir şekilde yetiştirmeye devam ederler. Ve umarım dünya daha güzel bir yer haline gelir. Bu konuda filmler bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Savaş hakkındaki fikirlerime kendim sahibim.
askerliğini doğuda yapmış biri olarak 1993 ve 95 yılları arasında, ama bazı filmler, Apocalypse Now, The Thin Red Line, Cross of Iron gibi muhteşem savaş karşıtı savaş filmleri benim savaşın ne olduğunu anlamama da çok yardımcı oldu. Filmler bizi değiştirmez ama değişmemize yardımcı olurlar. O yüzden iyi filmleri bulmaya ve izlemeye devam edin. Her hafta mutlaka yeni bir sinema videosu paylaşacağım sizlerle. Siz de lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.